Evet, herkese merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel ve faydalı olduğunu değerlendirilen bir indikatörden bahsedeceğim. Bu indikatörümüzün adı KDJ indikatörü. Ben bu KDJ indikatörünü şöyle bir internet sayfalarında araştırdım. Arattım videosu falan var mı diye. Yani çok fazla Türkçe sayfalarda video çeken olmamış. İngilizce olarak da bir iki tane video gördüğüm için bu KDJ indikatöründen bahsetme gereği duydum. Bu KDJ indikatörü Binance sayfasında bir gösterge indikatörü olarak mevcut. Eğer Binance'a girenler varsa, işlem yapanlar bunu fark edeceklerdir diye düşünüyorum. Aynı zamanda bu KDJ indikatörünü nerede kullanıyoruz dersek, hem borsada yani hisse senetlerinde hem de coinlerde gayet güzel bir şekilde çalıştığını düşünüyorum bu KDJ indikatörünün. Bu KDJ indikatörünü başlamadan önce de ufak bir uyarı yapmak isterim. Bu hisse senedi olur, coin seçimlerinde asla bir tane indikatörü kullanarak alım satım işlemlerine girmenizi ben tavsiye etmiyorum açıkçası. Evet, güzel çalışıyor olabilir ama her şey asla mükemmel çalışmıyor. Bir yerin yanılma payı tabii ki de mevcut. O yüzden bunu birkaç tane indikatörle destekleyerek başarı şansınızı yükseltmenin daha iyi olduğunu değerlendiriyorum diyerek KDJ indikatörüne girişimizi yapalım. Bu ne? Baki açık kalmış. Bir mesajmış gibi baki açık kalmış. Şimdi şunu kapatalım. Şimdi şundan çıkalım. Şimdi açtım bir tane sayfa. Hacmi şuradan kapattım. TradingView'de grafik sayfasına bastığınızda bu açılıyor. TradingView sayfasına girdiğinizde. Sizde tabii şu zaman aralıkları bu kadar fazla olmayacak. Bu ücretli bir üyelik olduğu için. Ama nispeten yeterli olacağını değerlendiriyorum. Şuradan da yeni başlayanlar için anlatacak olursak mum ve Hayk'in aşı var. Hayk'in aşı yapıyorum ben, bu şekilde kullanıyorum. Şimdi bunu bitirdik. Burada da şöyle bir hadi bir gün yapalım, tamam mı? Bir günlük grafiğe bastığımızda BTC çıkmış. BTC'nin bir günlük grafiğini görebiliyoruz. Bu BTC'yi nasıl değiştirdik dersen, şurada bastığında işte BTC USDT ya da bastığında bakın Binance'dan üzerine bastığınızda BTC grafiği geliyor. Hayk'in aşıyla söyledik. Göstergelere geldik. Göstergelerde KDJ diye bastığımda benim iki tane favori indikatörüm KDJ'lerden koymuşum. Mesela bunu aldım, favorilerimden bir tanesini. Ha bu favori, bu çok mu güzel falan diye düşünecek olanlar varsa bakın altta toplu komut dosyalarında bir sürü KDJ ile alakalı çalışma yapılmış indikatörler var. Mesela bu 4626 diyor mesela. Basalım. Hadi bastım buna. Çok fazla şey yapılmış herhalde. Tercih edilmiş diye baktığımda bakın üsttekiyle hiçbir farkı yok neredeyse. Sadece yeşil pozitif alanlarda, yani yükseliş durumlarında yeşile boya demiş galiba, bu kendi yaptığı indikatör yazılımında. İşte şeylerde de kırmızıya boya demiş. Bu şekilde bir indikatör gerçekleştirmiş. Ha bu indikatörün de standart bir ayarları var. Ben KDJ RSI demişim. 9.3.14 ayarı. Bu da muhtemelen 9.3 diye bir şey gidiyor. Aynen bakın 9.3 diye. Bu ayarları değiştirerek şu şekilleri daha sivrileştirmek ya daha yassı hale getirmek mümkün. İşte ne bileyim, periyodu 15 yaptığınızda işte sinyali 5 yaptık diyelim. Bunu da 24 yaptık diyelim. Tamamen sallıyorum. Bakın şimdi alttakiyle tutmayacak şekilde gördünüz mü? Bakın burada sadece bir tane çizgi varken burada şurada bir hareketi yumuşatmış oldum. Bunu bu şekilde yumuşatarak sizin için incelediğiniz grafikte daha doğru çalıştığına inandığınız şekilde optimize edebilirsiniz. Tamam mı? Şurada nereden yaptık? Ayarlar bölümüne giriyoruz. İşte şurada girdilerden periyot, sinyal ve RSI zaman değişikliklerini uygulayarak bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz dedik. Ha bu mesela bakın ikinci favorilerim vardı. Neredeydi şu KDJ? Mesela bu arkadaşa basalım. Bak, bu arkadaşa bastığımızda ne yapıyor? Bak bu da değişik bir şeyler yapmış. Ne bu? İşte hidden bir bu herhalde. Demiş ki bak gizli ayı geliyor birazdan. Yükselmesine rağmen olmamış deyip işte buradan kesmiş. Bakın benziyor zaten şu hareketler. Şu çizgileri kale almazsanız bakın şu hareket yapmıyor da daha yumuşağını yapıyor. Bu da kendi yaptığı, uyguladığı zaman dilimine göre. Yani güzel bir şey yapmış. Mesela bakın burada satı varmış. Bu arkadaşın biraz daha sonra falan. Tabii bu günlük olduğu için aslında etkilemiyor değil, etkiliyor. Ona göre hareketlendirmek lazım. Son zamanlarda durağan gittiği için çok fazla bu KDJ'de hareketler olmaz ama sert hareketler zamanına baktığımızda daha çok etkili olacağını düşünüyorum. Mesela bakın bu burada aldırmış. Şu mum da aldırıyor. İşte bu bir sonraki mum da aldırıyor vesaire vesaire.
Neyse, kafanızı karıştırmamak adına şunu da çıkıyorum, tamam mı? Bunu da isteyen inceleyebilir. Kaldırdık. Evet, geldik KDJ indikatörüne. Şimdi öncelikle temel prensibinden bahsedelim bu KDJ indikatörünün. İşte efendim kim bulmuş? Fizikçi, matematikçi 1800 yıllarda şöyle bulmuş, buna göre bulmuş falan, ben bunları geçiyorum. Sadece kullanıma yönelik anlatacağım. Şimdi bakın şu alttaki renk fuşya diyeyim, pembe bir fuşya mı bilmiyorum işte, fuşya rengi alttan yukarıya doğru turuncu rengi kestiğinde al zamanı gelmiş demektir. Sisteme göre böyle çalışır. Ha ben ne diyorum? Uygun bir sistem yaptıktan sonra ayarladık, böyle kaldı hadi. Bunu yaptıktan sonra normalde bakın kestiği zaman al zamanı görüyor musunuz? Şuradaki sistemde al zamanı. Her zaman böyle olmuyor. Mesela bakın burada fake atmış. Mesela şu dipte aslında şu dipin, ben şöyle diyorum buna. Bu günlükte olduğu için tabii biraz sert hareket olur. Çünkü bir gün geçiyor ama şu dipte bir yukarı ivmesi, yani yukarıya doğru dönüş zamanı şuradaki ya da işte şuradaki hareket, bir şuradaki hareket gibi dönüş zamanı, ne diyelim buna? Yani riskli al, early buy pozisyonu diyebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yani sistemin artık ala doğru yaklaştığı zamanlar. Mesela burada bakın, burada early buy şu hareketi yapıyor. Biraz daha yapalım. Şöyle bakın, şu en alt deyip bir, şimdi ne, bu kaç derece? Bir 20 derecelik bir artış var. Bu ne demek bizim için? Early buy hareketi. Early buy hareketinde alırsan ne oluyor? Tam böyle artık hani dibini sıyırmak, ama riskli bir hareket bu sonuçta. Dibini sıyıracak şekilde giriş yapmış bulunuyorsun tam 30 binden de. Ha yok kardeşim, ben kestiği zaman standart KDJ indikatörünün standart çalışma şekline göre gireceğim dersen. Yani early buy değil de, ya da riski buy değil de, işte buy zamanı da burası oluyor. Yani tam kestiği nokta. Genelde indikatörü bu şekilde anlatırlar. Yani tam kestiği noktada 32 binler civarında almış bulunuyorsun. Ha bunu alırsan mesela bir günlükte BTC'de tarih 22 Temmuz 2021'e bakıyormuşuz. Yukarıdan aşağı kestiği zamanda da sat zamanı olarak düşünebiliriz. Sat zamanı olarak ne dersin? Tam kestiği anda indikatör 45 bin der. Benim dediğim harekette de şöyle oluyor. Böyle iyice artık tamamı çıktıktan sonra 1-2 mum, hani aşağı indikten sonra şurası. Mesela az önce bu aslında 45 binden sattırdı. Benim dediğimde de early sell gibi oluyor diye düşünürsek, sizi 40 binlerden satış noktasına koymuş oluyor. Mesela burada da hatalı hareket gösteriyor. Ya da mesela riskli yapacağım deyip burada aldığınızda, evet al işte, bir yukarı almış oluyorsunuz belki. Aha güzel gidiyor, tam kesecek diye bir mutluluk hormonu salgılamışken küt diye aşağı bir iniyor. Siz buralarda almışken 45 binde, İşte buralarda 41 bin, 42 bin lira kadar da sarkabiliyor. Bu sizin nasıl diyeyim, kendi aldığınız riske göre değişiyor. Ama ben size normal indikatörün çalışma sistemini anlatayım. Dediğim gibi fuşya ya da bu pembe turuncuyu aşağıdan yukarı kestiği zaman al zamanıdır. Mesela buradaki gibi al zaman 42 bin demiş, 30 Eylül 2021'de, tam burası da sat zamanı. Bakın buradan aldırmış 42 binden, tepeden de neredeyse 64 binden sat vermiş. Gayet güzel çalışmış. Buradan gene aldırmış 61 binden ve şurada sattırmış. Neresi? 64 binde bir daha sattırmış. Gene çalışmış. 64 binden sattırmış. Bakın şimdi vadeliği düşünürsek BTC tarafında, işin Binance tarafında, 64 binden sen şorta girdiğinde buralara kadar 56 bin lira kadar şort pozisyonunu korumuş oluyorsun. Arada burada tekrar aldırmış ama burada da bakın tam bir şu hareketler, şimdi bunu yumuşattığımız için şu harekette çok sağlam zarar ettirir. Mesela dedik ki her zaman mükemmel de çalışmıyor. 57 binden aldırıp o 48 bine kadar dağıtmış. Ama şunu varsayım olarak yaptığımızda sanmıyorum ki bu hareket bu kadar olsun. Evet, gördüğünüz gibi bakın buradan aldırıyor standartta 43. Neresi bura? 55 binden. Aslında burada bir satış var. Satış mumu da zaten çok feci. 42 bin lira kadar gidiyor aslında burada. Çok sağlam bir sert düşüş var. Ha bunu şimdi geldik anlattık tabii. Güzel ama kötü çalışmıyor. İşte bakın burada aldırıyor. İşte burada sattırıyor. Burada sattırdıktan sonra şorta götürüyor. Ta buralara kadar düşürmüş. Nereler? 50 binden 41 bine kadar yine kar ettiriyor. Sonra şurada tekrar aldırıyor. 36 binde. Şurada tekrar sattırıyorken tekrar aldırıyor. Hadi al satla işlemi yaptığımızda 36'dan 43 bine, 43 binde bir daha şorta giriyorsunuz. Şuralar nereler? 38 binde kadar, 43-38 bin arası şortta gene kazandırıyor. 38'den şurası kaç? 41 bin. Gene kar ettiriyor. Sattırdı. Şurada 38, 39 bin gene kar ettiriyor.
Buraya geldik 39 binden şurası kaç? 45 bin gene kar ettiriyor. 45 binden hadi şorta bas dedi. Aşağı düşmesini şey yaptırdın. Şuraya kadar yaptın. 40 bin gene kar ettirdi. 40 binden işte şurada kar ettirmiyor. Çok ufak bir zararla çıkıyorsun galiba 39'la. İşte sat sat şurada bir al. Şurada tekrar bir satı var. İşte neresi? Şurası işte 37 bin. Şurada ufak bir zarar var. 37 binde sat diyor efendim. Şuralar 29 bine kadar düşüyor. Şimdi bunları böyle yapınca daha belli olacak. Bakın. Şurada aldırıyorum mesela. Şurada sattırıyor. Özür dilerim. 38, 37, 36 binlerde. İşte buralar kaç? 29 binlere kadar short diyor. Gene kar ettiriyor. Yani gördüğünüz gibi yaklaşık %70, %80 civarlarında neredeyse gayet doğru bir şekilde çalışıyor gibi gözüküyor. Şimdi bunu normalde video çeken arkadaşlar gelelim kendi anlatacaklarıma. Hani ne ekleyeceğiz? Tamam bu zaten bilinen bir şey ya da ben biliyordum diyeceksen. Şurada şunu konuşmak istiyorum. Zaten bu early buy pozisyonunu söyledim size. Yani buradaki ilk dönüş hareketinden sonra alım risklidir ama alabilirsiniz. Şu K ya da kesmesini buradaki mesela şu riskli de olsa şu anda BTC günlükte riskli early buy pozisyonuna gelmiş gözüküyor. Ha bunu kestiği zaman da buy zamanı gelmiş oluyor diyebiliriz. Tamam mı? Şimdi olay ne? Bakın burada bir günlükte neye yaklaşıyor? Al durumuna yaklaşıyor. Tamam mı? Sıkıntılı pozisyon mu? Size bunu göstermezler. 2 günlük grafiği açtığımda bakın 2 günlük grafik de artık dipten ilk işte tam riskli buy demiştim ya hani early buy. Tamam mı? Bakın şu an tam o pozisyonda gibi bakın şöyle bir tık yapmış. Çok hafif aşağı değmiş. Burnunu yukarı kaldırmış. Bu burnunu yukarı kaldırıp yukarıya gideceği anlamını taşımıyor. Hemen az önceki bak şuradaki gibi küt aşağı ya da şu örnekteki gibi tekrar aşağı salabilir anlamı da mevcut. Tamam mı? Ama early buy pozisyonu bu. Yani kırdığı zaman şuraya kestiği zaman buy zamanı demektir. Bak 2 günde. Yani günlüğe baktık. Bakın ne diyordu? Günlük ala yaklaşıyor. 2 günlük pozisyon açtığımızda evet ala doğru yavaşça bir hareketi var gibi. Ama 3 günlük pozisyona bastım şimdi bakın. İşler değişmeye başladı. Bak 3 günlükte ne gösteriyor? Satay başladım diyor. Bak yukarıdan aşağı kesmiş. Yani 3 günlükte çok daha uzun bir vadede ben aslında düşüşe odaklıyım gibi bir bilgisi mevcut. Hadi bunu 5 günlüğe yaptığımızda 5 günlükte tam ala yaklaşırken kesmemiş kafayı tekrar aşağı vermiş sata gidiyor gibi gösteriyor. Haftalığa baktığımızda da haftalık da aynı gayet güzel yakın. Aylığa baktığımızda da bakın şöyle ta aylıkta hadi mesela içim okoya bakalım çok uzun vadeye baktık. Bakın buralarda buralar kaç yani 7000 1 Mart 2020 demeyelim 1 Nisan 2020'de 7600 dolardayken al gelmiş efendime söyleyeyim şurada tekrar şu mumda sat gelmiş işte artık bu mum kocaman bir mum 41.000 ile 18.000 arası sonra tekrar ala geçmiş. Şurada bir sat 48 binlerde falan sat var. Tekrar aşağılara iniyor. Buralara kadar da işte nerede bitiyor dedim. 37 bin. Şimdi çok büyük olduğu için mum kafa karıştırabiliyor. Ama genel itibariyle şuradan da bakarsak bakın şu tarihi 1 Aralık 2021'de sat vermiş. Hala da al vermiyor. Yani aylıkta KDJ'ye baktığımızda 1 Aralık 2021'den beri bize satışta olman gerektiğini söylüyor ki sonuç olarak da nitekim doğru söylediğini buradan anlıyoruz. Anladık mı şimdi sıkıntıyı? Sıkıntı bu. Bu sat zamanında bu 2 günlük ala dönüyor gibi. Bu bir günlüğe baktığında çok ala yaklaşmış. Hadi 12 saat 12 saatlik. Aha da 12 saatlik mesela bakıyorsun. 12 saatlik çoktan ala geçmiş. Bakın şurada al zamanını vermiş aslında 16.600'lerde. Şu an 16.820'lerde. Gayet de yükseliyor. Şimdi buradaki olayı anladık değil mi arkadaşlar? Yani hangi zaman diliminde çalışacağını sen belirleyeceksin. Yok arkadaşım şimdi şu da bir önemli. Bu 12 saatin bir hareketi bir tam turu belki atıyorum 3 gün sürerken bu sen 3 günlük mumda göreceğin bir o 12 saatlik bir tam turu şurada bir tık olacak şekilde ince bir çizgide göreceksin demektir. Bilmiyorum anlatabildim mi? Burası biraz kafa karıştırıcı olabilir ama zaman zarflarına hani sizlere hep anlattığım zaman zarflarına bakacak olursak bu 6 saatlik bir zamanın tam turu yani şunun her bir tıkı şuradan şuraya gitmesi 6 saat sürerken bakın 3 bakın 9 bakın 11 işte saat akşam 9
Sabah 3, 6 saat. Sabah 3, 6 saat. Sabah 9. Bak şu 3 şöyle yapalım mesela. Bak şu çubuk, şu küçük çubuk 3'ten 9'da bir tık çiziyor. Yani bu bir tık. Ne oldu? 6. Bir tane daha işte ne bileyim 12, 18, 24. Ben belki bu burada olacakken 24 saatte bu kadar uzarken sen bir günlük grafikte gördüğün hareket belki bir yana bir tık olacak ya da aşağı bir minicik bir hareket olacak, tamam mı? Devinimleri yani onun her dört hareketi günlüğün bir tanecik hareketine bedel oluyor. Durum bu. Ha neyde çalışalım peki? Ne yapalım diyorsanız scalpçılar da bunda çalışabilirler. KDJ indikatöründe bence faydalı olur. Yani iyi çalışacağını düşünüyorum. Mesela BTC'de demeyelim de hadi atom çalışalım. Atomda baktığımızda bakın 15 dakikalıkta atom şu anda sat pozisyona gelmiş gözüküyor. Atom şu an 15 dakikalıkta şuradayken scalp girdi mi kardeşim ben de sen 86'lardan bakın şurada ya da şurada mesela ilk riskli hareketi girdiğinizde daha fazla görüyorsunuz. 92 hata yapmış oluyorsun mesela early buy'da risk aldım dediğinde. Ama şurada risk aldım kardeşim ben early buy'da risk aldım dediğinde bu sefer de doğru zamanda girmiş oluyorsun. Ama tabii bu senin hem doğru zaman hem de yanlış zaman olacak şekilde bir tane örneği var. Tam burası yanlış zaman olmuş tutmamış. Early buy risk aldın olmadı. Burada risk aldın çok güzel tutturdun gibi diye bir şey düşünebiliriz. Ha burada mesela hadi kestiği zaman ben garantini aldım desen 8.86'dan aldığında burada early sell yapsan mesela 8.94'ten satmış oluyorsun ama şu anda sat pozisyonda. Bu sat pozisyonda demek değildir ki bu böyle aşağı inecek de böyle dönecek. Belki buradan geri dönecek. Bilemeyiz bunu. Bunu mesela işte diğer zaman zarflarına bakarak çözüyorsun nispeten. Bakın bir saate baktığında diyorsun ki ya bir saatte ala geldi. Acaba bu 15 dakika bir saati düzeltir mi, hareketini değiştirebilir mi falan diye böyle biraz akıl oyunları, biraz beyin jimnastiği yapmamız gerekecek diye düşünüyorum. Scalpçılar için de az önce söylediğim gibi güzel bir indikatör diye değerlendiriyorum. Şurada mesela scalp'a girdiğinde adam mesela şurada gayet güzel hemen bir tane iyi çalışan gösteriyoruz. 20 Aralık 2020'de 8.59'muş. Şuralarda bir kesme olmuştu tam buralarda. 8.74. Bura kaçtı? İşte 60, 8.60'dan 8.74'de vesaire vesaire. Yani çarpı 20, 25, 50 bilmiyorum kaç çarpanına izin veriyor atom ama bu şekilde çarpanlarla girebiliriz. Şimdi bir tane örnek verdik. Bir tane de başka bir şeyden örnek verelim. Ne olsun? Hadi Sasa olsun. Böyle gitti geldi bir şeyler yaptı. Mesela baktığınızda Sasa'ya hadi 2 günlüğüne bakarsak Sasa'nın aslında şu an 2 günlükte bakın az zamanını veriyor. Şöyle bakalım. Şuraları gene ufaktan böyle bir yumuşatma hareketi yaparsak da böyle 5 yapsak yeni yakın zamana da çevirirsek Sasa'yı şöyle. Bakın mesela şurada al vermiş. Burası ne? 41 TL. Şurada sat vermiş. 55 TL. Şimdi ben böyle yapınca grafik daha güzel anlaşılacak ama bakın aslında güzel yerde al veriyor 41 TL'de. Güzel yerde sat veriyor 56 TL'de. Tekrar burada al veriyor. Belli değil. Belki de daha aşağı düşecekti ama garanti oldu. 57 TL'lerde tekrar al veriyor. 57'de al veriyor. Şurada sat veriyor. 17 Kasım 2022. Şöyle 17 Kasım 2022'ye gelecek olursak şu mum. Bakın şu mum da 158 işte 164 aralığında. Bilmiyorum bu 2 gün olduğu için günlüğe baksak belki günlükte daha doğru verecektir belki. İşte şu mum oluyor. 17 Kasım 2022 170 TL'lerde size Sasa'yı sattırmış oluyor. Yani 170 TL'de Sasa'yı sattığınızda siz vadeli olmadığı için 107 TL'lere kadar düşerken Sasa'da zarar etmemiş oluyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Böyle de güzel bir hareket olduğu, güzel bir indikatör olduğu burada gözümüzde görmüş oluyoruz diyelim. Evet, ne yaptık şimdi? Konuyu özetlersek KDJ'den bahsettik. Nerede alım, nerede satım zamanları olduğundan bahsettik. İndikatörün kendi ayarlarını sizin kendiniz optimize edebileceğinizi ve uygun ayarları bulabileceğinizi söyledik. Size olan, bana göre bu diyebilirsiniz. Kişiye göre değişir. Önemli değil. Ama standardı dediğim gibi şöyle yaptığınızda 9-3-14 olacak şekilde gözüküyor. Ondan sonra bundan bahsettik. Riskli al ve riskli sat durumlarından bahsettik. İşte futures'ta vadeli de hem long hem short oynayabileceğimizden bahsettik KDJ indikatöründe.
Başka anlatmadığım bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. İşte ne dedik? Hem borsada SAS örneğini verdik. Yani ben bunu tamamen bakın şey olarak seçtim. Yani bilmiyorum. Adı Egean olsun mesela sevdiğim kağıt. Egean'e koysan onda da gayet başarılı çalışacaktır. Bakın burada mesela al vermiş 2200'de asıl satı işte şuralarda falan veriyor. 3100'de sat vermiş. Şurada tekrar al vermiş 3200. Bak aslında 3100'de satıp 3200'de aldırmış ama yapacak bir şey yok. Belki daha derin bir düşüşten kurtulmuş oluyorsunuz. 3200'de al vermiş. Şurada da işte neymiş? 2 Aralık 2022'de tekrar sata gelmiş. 4700 lira 800 lira kadar aldırmış. Bakın sonra bir düşüş olmuş 4200 lira kadar. Buradan seni kurtarmış gene. Sonra bir tekrar bir 4700'lerden ama bu mum büyük. Dersen ki ya arkadaş bu mum büyük çok büyük bir mum. Ben işte 4 saatlerle oynamak istiyorum dersen. Seni daha güzel bir mum zamanından gördüğün gibi 4200'lerde aldırabiliyor. Gördünüz mü? 4200'lerde aldırıp 4900'lerde sattırabiliyor. Daha kısa vade yani bir gün uzun vade için uygun tercih edilebilir bir mumken işte 4 saat 6 saatlerde oynarsanız daha kısa vadelerde ben takip edebiliyorum diyenler için de böyle bir durum söz konusu. Mesela ha, uzun vadede bakalım hadi Ege'nin ne durumu ne dediğinde. Burada al burada hafiften sata döner gibi olmuş ama devam ediyor gözüküyor. İşte ne yapalım haftalıkta. Gördünüz mü? Şurada bir mumda tam kesecekken tekrar yönünü yukarıya çevirmiş gözüküyor KDJ'de. Evet, bunu da bahsettik. Coinlerden söyledik. Ne dedik? Hisse senetlerine de uygulanabileceğini söyledik. Riskli durumları söyledik. Dediğim gibi zamanlarında zamanlara göre değiştiğinden bir günde kimisine göre al zamanındayken kimisine göre sat zamanında olabileceğini söyledik. Ona göre riskinizi alırken dikkat edin. Şöyle de ufak bir grafik var onu da göstereyim. Bakın bu grafikte de. Bu grafik benim çok sevdiğim bir grafik. Diyor ki işte productivity yani verim artıyor devamlı yukarı doğru giderken aslında sen bu verimin ortalaması olacak şekilde bir sinüzoiden grafikte hareket ediyorsun diyor. Ama büyük ana bu mesela uzun vade bir grafikte bu şekilde gidersin diyor. Bu uzun sinüzoiden grafiğin içinde de vadede de aslında küçük gitgeller yaşanırdı. Yani mesela bu haftalık grafik dediğimizde bunun içine de bir günü attığında böyle o bir haftalık buraya tamamlanana kadar bir sürü giriş, iniş ve çıkışların olacağından bahsediyor. Bunu aklınıza yer edin. Aslında yön hafif bir şekilde hep yukarıyken ana uzun vadede büyük bir gidiş, işte çıkış ve inişli bir şekilde yönün aslında yukarıya doğru bir trendin olduğunu bu uzun trendin içinde de çok kısa gidiş, çıkış ve inişli trendlerin yani trend içinde trendlerin olduğunu bahsetmek istiyorum diyor. Konuyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Varsa yorumu olan, sorusu olan lütfen aşağıya herhangi yorumunu veya sorusunu sorabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Ufak bir beğeni alırsam çok mutlu olurum. Takip ederseniz daha çok mutlu olurum diyor. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.